Merhaba, ben Hüseyin Kulaksız. Metropolsoft'ta teknik destek mühendisiyim. Bu videomuzda SolidWorks Composer'da PDF şablonlarınızı değiştirmekten bahsedeceğim. Composer'a geçelim. İki görünüşten oluşan bir projem var. Şimdi normal bir PDF çıktısı alalım. File, Publish diyelim. Daha sonradan PDF diyorum. Ve buradaki seçenekleri 3D olarak kaydetmeyeceğim. Sadece resim olarak kaydet diyeceğim. Ve masa üstüne kaydediyorum. Çıktım aldı. Şimdi de PDF'imi açıyorum. Tabi sadece resim olarak aldı bunu. Composer'un kendi PDF formatında geldi. Bunu kendi hazırlamış olduğumuz PDF olarak almak isteseydik nasıl alacağız onu göstereceğim. İlk olarak şablonumu göstereyim. Şu şekilde logomuza eklediğimiz bir PDF'im var ve sayfa sayısı da yazıyor. Kapatalım bunu. Composer'a geçiyorum tekrardan. File diyorum. Publish diyorum ve PDF diyorum. Yine aynı şekilde gireceğim bu arada. Seçenekler tabi aynı şekilde geliyor. En son uyguladığım seçenekler geliyor. Buradan Use Custom Template diyeceğim. Daha sonradan buraya kendi hazırlamış olduğum PDF'i seçeceğim ve aç diyeceğim. Seçeneklerden yine seçenekler sıfırlanıyor burada. Sadece resim ön izle diyeceğim ve kaydet deyip tabi aynı isimde bir PDF daha olduğu için değiştirirsin mi diyor. Buraya da evet diyeceğim. Kapatıyorum burayı ve PDF'imi açıyorum. Evet, kendi hazırlamış olduğum şablona gelmiş oldu. Tabii bu resmi daha da ortalamak isterseniz Composer'dan çalışma sayfasının biçimine göre ortalamanız gerekiyor. Yani bu şekilde güncellemeniz gerekecek. Use Custom Template sayesinde siz de kişiselleştirilebilir PDF formatlarınızı hazırlayabilir. Tek tuşta hızlı değişim sağlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.